Mickey Mouse, Donald Duck, Pamuk Prenses ve çok daha fazlası. Tüm bu karakterleri oluşturan günümüzün dünyaca ünlü eğlence markalarının mucidi Walt Disney, çalıştığı gazeteden hayal gücü sahibi olmaması nedeniyle çıkarılmıştı. Henry Ford, 53 yaşına kadar çalıştığı tüm otomobil şirketlerinden "otomobilden anlamıyor" gerekçesiyle kovulmuştu. J.K. Rowling'in Harry Potter'ı yazmadan önce reddedildiği yayın evlerini saysam, inanın sıkılıp içeriği kapatırdınız. Bu arada sanırım şimdi söylemenin tam zamanı. Bu bir kişisel gelişim yahut motivasyon içeriği değil. GZT'desiniz ve size gerçekten önemli bir şeyden bahsetmek istiyorum. Hidrojenden. Hidrojen deyip geçmeyin. Dünyanın en sürdürülebilir yakıtı iken asla sürdürülemeyen bir meseleye değineceğiz. Bu hikayede geçmişte yaşanan kötü tecrübeler, devasa bir yarış ve hiç bitmeyen tartışmalar var. Gelin her şeye tüm çok netlerde olduğu gibi en baştan başlayalım. You can't see the flame, but it's burning vigorously. Atom numarası 1 olan, evrende en çok bulunan, hatta tüm kütlenin %75'ini oluşturan bir elementten bahsediyoruz. Hidrojen, koşullar standart olduğunda renksiz, kokusuz, metalik olmayan, tatsız, oldukça yakıcı bir gaz. Hatta bu halleriyle sıkıcı olduğunu bile söyleyebiliriz. Liquid hydrogen burns fast. O yüzden teknik özellikleri gayet kısa keseceğim. Hidrojen zehirsiz ve havadan yaklaşık 14 kat hafif bir gaz olması özelliğiyle de temel enerji kaynağı olarak değerlendiriliyor. Ayrıca bilinen tüm yakıtlar arasında birim kütle başına en yüksek enerji içeriğine de o sahip. Hatta bu haliyle petrol yakıtlarına oranla ortalama 1.33 kat daha verimli bir yakıt. Bu bilgiler fark edilip netleştiği andan itibaren birçok çalışmanın da fitili ateşlenmiş oldu. Yıllar yılı hidrojen yakıt olarak kullanılırsa ne olur sorusu üzerinden yoğun ve oldukça güçlü çalışmalar gerçekleştirildi. 2000'li yıllara geldiğimizde ise bu mesele artık bilim teknoloji dünyasının önemli metalarından birine dönüşmüştü. Hatta girişte bahsettiğim rekabetin en derin olduğu dönemde tam olarak burasıydı. Geleceğin aracı unvanı için elektrikli araçlar ve hidrojen yakıtlı araçlar arasında gidip gelmeler fazlasıyla sıktı. Bu rekabetin önemli sacayaklarından bahsetmek istiyorum. Çünkü odaklanılan şeyler oldukça netti. Maliyet, çevre dostluğu, temizlik ve sürdürülebilirlik. Bu dört maddeye zaman zaman birkaç madde daha eşlik ederdi ve herkes geleceğin araçlarının bu özelliklere sahip olmasının ne kadar önemli olduğundan bahsederdi. İnanın o dönemin bilim teknoloji yayınlarında her iki türe dair de güçlü destekçiler bulmak mümkündü. Sonra ne olduğunu konuşmadan önce meseleye bugünden bir bakalım istiyorum. Bugün elektrikli araçlar bu savaşı açık ara bir farkla kazanmış görünüyor. Hatta birçok farklı uzman görüşüne göre hidrojen yakıt hayali tam olarak sonlanmış durumda. Tabii ki bu hayali hala diri kalanlar da var. Onlara geleceğim. Ancak bu başarısızlığın önemli nedenlerinden biri olarak gösterebileceğimiz bir ana gidelim. Yıl 1937. Mayıs'ın 6'sındayız. O zamana kadar yapılmış en büyük zeplin olma özelliğini taşıyan Hindenburg'un iskeleti ani bir dönüşün etkisiyle koptu. Kopan iskelette zeplini havadan tutmaya yarayan hidrojen tanklarından birini deldi. Neticesinde hidrojen oksijenle karıştı ve her yer alev içinde kaldı. Yani yalnızca 36 saniyede zeplinin içinde bulunan 36'sı yolcu ve 61'i mürettebat, toplam 97 insandan 36 tanesi hayatını kaybetti. Bu felaket modern havacılığın başlangıcı olarak kabul ediliyor. Hayatını kaybeden insanlar birçok farklı çevre için tek bir doğruya tekabül ediyordu. Hidrojenin yakıt olarak kullanılması fazlasıyla korkunç bir şey. Whatever the cause, the Hindenburg has left a cloud that still hangs over the men who would like to bring hydrogen back into our lives. Tam burada bundan yaklaşık 85 yıl öncesini konuştuğumuzu bir kez daha hatırlatmak isterim. Aradan geçen uzun yıllarda bilim insanları hidrojenin nasıl kullanılabileceğine dair daha yoğun bir bilgi birikimine sahip hale geldi. 2/3 of the people actually survived that disaster because of the forgiving nature of hydrogen vis-a-vis say gasoline or something like that. Hatta az önce söylediğim hidrojene hala güvenenler hidrojen yakıt hücreleri inşa etmeyi dahi başardı. Hadi gelin sadece birkaç saniyeliğine böylesi bir facianın hiç yaşanmadığını ve her şeyin ideale yakın gittiğini düşünelim. Tıpkı benzin gibi araçlarımızın deposuna hidrojen koyuyoruz ancak egzozdan karbondioksit yahut karbonmonoksit çıkmıyor. Etraf mis gibi saf su buharıyla doluyor. Gerçekten hidrojen için böylesi bir senaryodan daha çekicisini bulabilmek çok zor. Elektrikli otomobillerde de bu tip bir sorunun olmadığını biliyorum. Ancak hidrojen yakıtlı araçlar söz konusu olduğunda kısa ya da uzun şarj sürelerine, prize bağlı hayatlara da gerek kalmamış olur. Biraz da hidrojen yakıt hayalini halen diri tutan şirketlerden bahsedelim. Hyundai, General Motors ve Toyota bu konudaki çalışmalarını ara vermeksizin sürdürüyor. Toyota'nın FCVR konsept aracı, Honda Clarity Fuel Cell ve Tucson bir depo hidrojenle 600 km'ye yakın yol yapabilen araçlar konumunda.
Bunların halen bazı ülkelerin otomobil pazarında satın alınan araçlar olduğunu da söyleyebiliriz. Burada inatla çalışmalarını sürdüren birkaç büyük şirket olmasa hidrojen yakıt temelli araç meselesinin tamamen sonlanabileceğini dahi söyleyebiliyoruz. Şimdi bir de istatistiklerle gidelim. Hatta direkt olarak hidrojen elektrikli kıyasımızı sürdürelim. 2019'da dünya genelinde yalnızca 7500 adet hidrojen yakıtlı otomobil satıldı. Aynı dönemde elektrikli araç satışı için sayı 5 milyon seviyesinde. 7500'ün tekrar bir şeylerin harekete geçmesi için umut verici olduğunu düşünen şirketler içinse ikinci ve hatta üçüncü birer Hindenburg faciası kapıdaydı. 2019 Haziran'ında Amerika Birleşik Devletleri Santa Clara'da bir hidrojen üretim tesisi yaşanan bir dizi aksaklık neticesinde havaya uçtu. Herhangi bir can kaybı yaşanmamasına karşın bölgeden beslenen çok sayıda müşteri yakıtsızlıkla günlerce baş başa kalmış oldu. Hidrojen hayali kuranlar için zaten kötü giden ayın ilerleyen günlerinde bu kez Norveç'te bir hidrojen yakıt istasyonu alevler içerisinde kaldı. Burada da ölüm yahut yaralanma olmamış olsa da geçmişin izleri tekrar otomobil dünyasındaki güvenilmez çocuğun yani hidrojenin peşine yapışmış oldu. Toyota'nın üst düzey yöneticilerinden biri bu patlamalar hakkında sabotaj mı sorusunu dahi sorarken periyodik cetvelin dışlanan üyesi yine büyük bir yalnızlıkla baş başa kalmış oldu. Bundan birkaç ay önce Nature dergisinde bir makale yayınlandı. Makalenin ismi manidar. Sürdürülebilir kara taşımacılığında hidrojen teknolojisinin önemli bir rol oynama ihtimali düşük. Bu benim analizim değil. Makalenin ismi. Tez uzun uzadıya hidrojenin halen oldukça riskli bir durumda olduğunu anlatsa da alternatif bir özelliğin söz konusu umudu yeniden aktif edebileceği konusunda iyi doneler de sunuyor. Bu donelerin tabii ki yine hidrojen elektrikli kıyasından karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. Nature dergisine göre elektrikli araçlara dair en büyük sorun uzun mesafeli lojistik faaliyetleri gerçekleştiren kamyonlar ve büyük ağırlıklar taşıyan araçlarda elektrik verimliliğinin oldukça düşük olması. Dergi, hidrojenli araçların devreye girmesi için tek yöntemin, fırsatın burası olduğunu düşünüyor. Yani bu faaliyetlerde etkisiz kalabilen elektrikli araçlara bir alternatif doğurabilirse ancak o zaman hidrojen kaynaklı araçların geleceğinden bahsedeceğiz. Günün sonunda tüm büyük endüstrilerde olduğu gibi sürdürülebilirlik ve güvenli olma hali yakıt meselesi masaya geldiğinde de en önemli önceliklere dönüşüyor.